stond. Yani arkadaşlar oyun başı 2 bölü 3 stond oynuyoruz. Vallahi şimdi arkadaşlar hakkını vermek lazım. Son oynadığımız 3 arena her ne kadar çok büyük aralıklarla oynanmış olsa da Warrior 12, Şaman 10, Rogue 10. Yani skorlar bayağı iyi. Ve yine de yani mutsuz olmayı başarıyorum. Bilmiyorum artık o benim başarım mı bilmiyorum ama ben yani rahatsız oluyorum. Demin oynadığım Hunter oyunu gerçekten çok rahatsız edici arkadaşlar. Gerçekten ben hiç öyle bir oyun oynamamış olmak istiyorum. Yani Hearthstone tarihinde öyle bir oyun olmasın istiyorum. Geçen bir tane video gördüm. Biri paylaştı. Adamın bir tanesi box atıyor. Yayıncı bir adam var. Karşısındaki adam box atıyor. Masada böyle bayağı yaratmakken iki para bas atıyor zaten. İki para bas. Bu ne oluyor abi şimdi? Niye böyle bir oyun tasarlıyorsun? Yani niye böyle bir şey olabiliyor anlatabiliyor muyum? Ben bunu sorguluyorum yani. Niye böyle bir şey mevcut? Olmasın abi. Yani olabilecek en yüksek şey top deck olsun anlatabiliyor muyum? Veya iyi discoverlar olsun. Discover yine bir nebze arkadaşlar. Discover yine biraz şans faktörü az. Ya bu ne yani? Anlatabiliyor muyum? Bu çok iğrenç bir dizayn. You lack style. Luckily, you have me. Teşekkür ederim. Okey. Bunu öldürelim. İlk defa biri bizi agro yapıyor değil mi? Oo kötü oldu. Armageddillo. Valla bana pek yaramaz ama elimde bir tane taunt var şu an. O iyi. Öldürelim kendisini. Yani belki minion'a vururken demon ziyan ederim diye düşünmüştür ama arkadaşlar yani orada o kadar çok atak varken onu bulmak o kadar zor bir şey değil. Bu arada burada aslında üzüldük. Bir daha. Oo, o sıktı. Peki. Nasıl yapalım? Fog. Ama Fog da başka kartı dönüşecek. Oo, bayağı kötü. Peki. Bayağı perişan olduk buradan şu an. Peki. Şuna Divine Shield vereyim. Ya da şöyle yapabilirim. Bunu coinleyebilirim. Ama onu coinlersem bundan hiç verim alamam. Yok abi onu ben coinlemeyeyim. Al bakayım. Abi bittim. Kart beni bitirdi. Bu kart beni bitirdi anasını satayım. Yani arkadaşlar tasarladığınız kartların yarısının üzerine random yazdığınız zaman hani iyi bir boş yani çok çirkin ya. Swipe. Peki. Peki. Ben Armageddillo oynayayım şimdi arkadaşlar. Bütün masayı boş bırak çünkü bak bana vurdu. Yalan yok. Ama Armageddillo yeniyorum. Ve bakın şu dandik de olsa taunt yani. Bir umut var yani. Şimdi arkadaşlar bu ne böyle? 7-10 saldıracağım. Adamın indiği herhangi bir şey öldürebilirim. Şimdi benim şansım adam bunu bir şekilde öldürür ama. Yok. Yok veya çok az var. Canavar. Hearthstone'u bütün kartın üzerine random yazıp akıyorlar adamlar ortama. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar sağ kaldı. Şimdi esas açlık şu. Bunu oynamasak mı diyeceğim ama çok aç bir hareket oluyor tahminen. Değil mi? Yani olmaz yani. Bu arada arkadaşlar Lucent Bark aldı yürüdü. Yani tam normalde dandik bir kart ama artı 4 artı 4 ne iyi tabi. Şimdi de ölmezse Ritualist ineceğiz bitirir oyunu. Oh my god. İnanılmaz arkadaşlar beklemedim bu oyunu. Şu an bitiyor gibi oyun. Kazanıyoruz gibi gözüküyor. 4. Atak. Kolay gelsin baba 15'im ama ağlatacağım gibi bir his var şimdi. Buyur abi ilk defa işe yaradı. İlk defa yaradı işe. Selam abi fazla değil ya. Şöyle bir 11 alt verdim sadece. Vay anasını. Vay anasını. Abi.
Bitti lan. Oğlum kart kazandırdı lan. Vay anasını. Check W. Bir oyunda 4 taunt oynamış olacağız arkadaşlar. Destemizde 2 taunt varken bir oyunda 4 taunt oynamış olacağız. Biraz enteresan. Al abi şöyle bir ufak yaratık versene. Bununla konuşabilirsin. Bununla işlerini görebilirsin. Düşüneyim. 12 kalayım bir şey olmaz. Buyur abicim. Bir de ben vurayım gel. Artık vurma sırası bana geldi gel. Konsist etme lan. Quest'i bitireceğim. Oğlum yaratık artı 2 artı 2. Artı 8 artı 8 artı 10 artı 10 verdi şu ana kadar bu yaratık toplam. Çok meme oldu. Kurtarmaz. Kurtarmaz yani burada kurtarmaz. O taboko swipe atmadan düşünecek. Dur konsist etme sakın. Sakın konsist etme. Aferin sana. Bitti quest. Ve 2 taunt olan destede 4 taunt oynayarak quest bitirmek. Bunu öneren oyuncu diyor ki oyun diğerini dikkatine çıkaralım. Öbür oyuncunun da şöyle bir şansı oluyor. Bunu kabul edebiliyor veya kabul etmeyebiliyor. Kabul etmezse o oyunu kaybetmiş sayılıyor. Kabul ederse oyun dikkatine çıkıyor. Ve artık 2 katına çıkarma hakkı sadece o oyuncuda kalıyor. Bunu tutsak mı tutmasak mı? İyi kart. Tutalım ya iyi kart. Anladım. Yeni Adventure 17'sinde. Bu çok kötü oldu, bu güzel oldu. Oh. Okay. Şimdi işte arkadaşlar 5'te 1 şansla Noble Sacrifice kontrol edecek miyiz? Değil mi? Edeyim bence. Ya, tamamıyla çünkü 5'te 1. Oo. Ve şimdi arkadaşlar bakın bu hareket şu açıdan çok iyi oldu. Tekrar Eye for an Eye gelme ihtimali var. Yani o dandiğin gelme şansını yok ediyor çünkü ben o Secret Amas'ta bırakırsam. Of be abi ya. Peki. Fena değil. Şimdi burada işte çok önemli bir şey var arkadaşlar. True Silver Champion'ı var mı yok mu? Bunu yaparsam True Silver Champion'ı counterlıyorum. Bunu yaparsam counterlayamıyorum. Görelim bakalım var mı yok mu. Of. Peki. Onu freeze edelim bence. Çünkü bu kartın güzelliği şu arkadaşlar. Oh oh oh. Üçüncü tur bunu iniyorsunuz. Öldürülürse dördüncü tur yapacak hiçbir şeyiniz yoksa bile dördüncü tur dördü koyuyorsunuz masaya. Şöyle yapalım biz tempo yapalım adamı. Ve arkadaşlar az değil demiş. Bakın adam 23 önümüzde 10 atak var. Bayağı fena olabiliriz. Bazar Mugger da var. Şu Twin Tarant olması çok güzellik de. Abi 4-4 rush yapma onları. Onları 4-4 rush yapma. 4'e 6 taunt. Hmm. 3-3 daha 6. Öyle bir hareket var. Veya deadly poison atabiliriz. O da 3-3 daha 6. 2 mana boşa gidiyor o zaman. Yani şöyle yapıyorum. Hero power deadly poison. 3'e 1 artı suratımla 4'e 6'ya vuruyorum. 3'ü 4'e 3'e 2 öldürüp sağ kalıyorum. 4'ü de surata vuruyorum. Bu bir hareket. Veya böyle yapabilirim. Bazar Mugger oynayabilirim. Bazar Mugger'da bir sürü damage yemiş oluruz Bazar Mugger'a. Olsun öyle yapalım. Manamızı iyi kullanmak da önemli bir şey. 4-4 mü koyacak? Çekil bakayım Pipsqueak. Okey. Spy Mistress bayağı kuvvetli yalnız ya. Bir manalık bir yaratığın 3 atak hem de stealth. Peki. Adam şu an biraz panikledi sanıyorum değil mi? Ah be. Akreplendik biraz. Akreplenmek. 4'e 4 taunt koyayım mı? Şimdi arkadaşlar Noble Sacrifice için böyle yapayım. Peki. Çok iyi değil ama arkadaşlar yaratık yaratıktır işte.
6 mana 2 2 artı 4 4 taunt. İdare eder, kazanabiliriz gibi gözüküyor. Consecration yoktu en son. Şimdi burada bana bir Libram hareketleri yapmasın da. Libram yapabilir adam bize. Yani yine 12 kaldı, yok öldürürüz gibi gözüküyor. Bakalım. Paladin'le karşı arkadaşlar tabii şunu unutmayın. Rogue Paladin'in doğal counter'ı. Çünkü hero power'ı inanılmaz izliyor. Adamın bir hero power'ına, adamın iki hero power'ına siz tek hero power'la karşılık veriyorsunuz. O yani bitiriyor olayı. O geç kaldı. Aynen böyle bir paladini yenmiştik. Warrior'ı 12 yaparken de böyle olmuştu. Adam öldürmek üzereyim. Çok güzel tempo yaptım. Adam bunu indi, öldürdüm. Öldürdük mü peki biz şimdi? 9 hatamız var. Öldürdük peki. Tam 0. Değil mi? Mümkün değil. 4, 7, 9. Okey. Al abi. Evet abi, 2 hat alabilirsin. Teşekkür ederim. Bye bye.